momentan nicht entgegennehmen. In aller Freundschaft, die jungen Ärzte brauchen auch mal Urlaub. Wenn sie in der Zwischenzeit etwas Stärkendes für Herz und Seele brauchen, freuen sie sich auf unsere Wunder. Evet millet. Almanya'dan selamlar. Bugün hava güneşli. 3 derece. Isındı bayağı. Dün aslında kar yağıyordu her yerde. Yerler kardı. Kış geldi. Gerçi ben burada değildim de Darmstadt'taydım. Darmstadt. Güzel bir şehir. Darmstadt'ta her yer beyazdı. Ondan herhalde ses mes gitti zaten. Burun murun sül salya sümük yani her yer. Zaten bu ortamda motora binemeyeceğiz. Kanunen yasak. Kış mevsimi şartları hüküm sürüyor. Önümüzdeki 10 gün boyunca da yağmurlu olacakmış. Neyse ben bu zamanı zaten hastanede geçiriyor olacağım. Belki de siz bu videoyu izlediğinizde ben hala hastanede yoğun bakımda falan oluyor olacağım. Biraz rektifiye etmek gerekiyor bünyeyi. Hani arayı açtın falan filan diyorsunuz ya. Müdürüm arayı açtınız falan dediniz yani. Hem işlerden hem de bu kesip biçme işinden ya hep motoru mu keseceğiz? Hep motoru mu keseceğiz? Biraz da bize lazım kesme biçme işi. Bu rektifiye işleri yüzünden araya birazcık zaman giriyor. Zaten motora da binmediğim için motosikletle ilgili paylaşacak bir şey bazen arıyorum yani. Mesela ne anlatabilirim? Bir sonraki videolarda size motora binemeyeceğim zaten bir süre. O sırada mesela Almanya'da motosikleti binmenin maliyeti nedir? Onu mesela anlatabilirim. Şu tüm harcamaları biliyorum. Hani diyorduk ya Türkiye'deyken, Türkiye'de her şey pahalı. Bakalım burada ne kadar pahalıymış. Az çok karşılaştırabiliriz. Mesela TÜV, sigorta, zorunlu trafik sigortası. Bunları az çok karşılaştırabilmek için buradaki maliyeti ben bir çıkarayım, herkes görsün. Yani merak eden bilsin, değil mi? Merak eden açsın, izlesin. Onun dışında yorumlarda daha çok izleyici, daha çok abone lazım bu kanala falan diyorsunuz ama her şeyin bir albenili olması lazım. Yani benim çok albenili olmaya ihtiyacım yok herhalde. O yüzden çok böyle şaşalı cümleler, şaşalı görüntüler falan yapasım da olmadığı için. Hani bu videolarda önce de dedim ya bir rapor mahiyetinde. Kendim için de bir rapor mahiyetinde. İzlediğimde bunları şuraya gitmişim, şöyle yapmışım, çok eğlenmişim falan filan diye düşüneceğim ama yani o kadar çok görüntü kalitesine falan önem vermediğim için tabii ki fazla abone de gelmiyor yani. Gelmesine de gerek yok. Biz bize olalım yeter ya. Düşünsenize herkes buradan kask istese nasıl göndereceğim ben? Herkes buradan ufak bir motosiklet parçası istese nasıl göndereceğim? O yüzden az olsun, öz olsun. Benim için yeter yani. İyi dilekleriniz, benim için endişelenmeniz çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. Bu bana yetiyor ya. Sağ olun, var olun. Bu bana yetiyor yani. Motora da işte gimbal'ı taktım mı? Önce bir yardıracağım kendime. Orası bir toplanacak şöyle ya. İçerideki gereksiz şeyler atılacak. Hafiflemiş olacağım böyle. Ondan sonra da güzel çekimler yaparım. Bu kışı da böyle atlatacağız yani. Şimdilik böyle Almanya'dan çok selamlar. Bu arada burada düşünüyorsunuz şimdi lan bu herif o kadar acil operasyona ihtiyacı var da nasıl her gün araba kullanıyor falan. Bendeki hastalık öyle boktan bir şey ki hiç fark etmeden sizin vücudunuzu ele geçiriyor ve bok gibi ortada bırakıyor yani affedersin. O yüzden son dakikaya kadar araba kullanıyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, ne bileyim ben takılıyorsunuz falan. Ondan sonra birden gidiyorsunuz böyle. Böyle bir boktan bir hastalık işte. Şimdi o hastalıktan bir nebze olsun kurtulacağım yani. Ondan sonra aynı hızda devam. Yani motor yağı içmeler falan devam edecek ondan sonra. Daha eğlenceli bir şeyler daha buldum zaten. onu da göstereceğim, paylaşacağım sizinle. Yani durum bu. Ya bir laf var ya hani yarın ölecekmişsin gibi ibadet et. Hiç ölmeyecekmişsin gibi çalış. Öyle bir şeydi. Bu da yani bana ne anlamsız geliyor ha. Herhalde yarın
ölecekmişsin gibi mutlu yaşa, ölmeyecekmişsin gibi ne Allah, ne bileyim, tam anlayamadım işte, her neyse. Hadi eyvallah.
Evet gençlik. Bugünkü videomuzda kestane nasıl çizdirilir? Almanya'da kestanemizi nasıl çizdiririz? Hakkında muhabbet edeceğiz. Almanya'da nasıl para kazanılır? Almanya'da nasıl araba sahibi olunur? Almanya'da nasıl motor sahibi olunur? Almanya'da nasıl kestane çizdirilir? Bu YouTube olayını sevdim ya. Bitmiyor, konu bitmiyor anasını satayım. Her şey YouTube konusu olabilir ha. Çok güneş var da o yüzden gözlük takıyorum. Acayip, bildiğiniz gibi değil yani. Neyse gençlik. Ben kestaneyi çizdirdim. Kestiler, biçtiler, tekrar yapıştırdılar, diktiler. Ama çok yorgunum. Tekrar vites yükseltmeye bakacağız. Hayat öğretir. Sert motorcuyuz, bilmem neyiz dersin. Viski şişelerini devirirsin. Soğukta motora binersin. Öküz gibi kavga edersin. Barlarda ona buna saldırırsın. Parçalarsın, edersin. Ondan sonra bir gün gelir, hayat öğretir. İnsan olduğunu gösterir sana. Akıllı mantıklı adamlar böyle yapmıyorlar tabii. Bir gün gelir, vücut seni bok gibi ortada bırakır ondan sonra. Sen de çok sert motorcuyum bilmem ne falan filan fıs olursun, fıs. Aynı benim gibi. Haydi eyvallah. Gençler, ben bu arada hastaneden çıktım. Ama yara izlerim de geçti aslında. Ama bağırsaklarımda dikişler var. Bağırsaklarım biraz delik deşik oldu. Doktor işte bir ay bir yasak koydu motora binmeme. Hava zaten soğuk gidiyor. Hava zaten soğuk gittiği için motora zaten binemeyeceğim. Onun dışında her şey yolunda sayılır yani işte. Ayağa kalktım, artık gezebiliyorum. Delik deşik olmuşsun. Mermi manyağı yapmışlar seni diyor bazıları. Kim taradı lan seni falan. Delik deşik etmişler falan diyorlar. Herkes bir hayal dünyasında yaşıyor, değil mi? Her neyse gençler, ben şu gimbalı takayım. Tam havaların ısınması da benim iyileşmeme denk gelecek. O zaman iki tur atarız artık. Biraz turlarız. Şu Almanya'da değişik yerler var. Biraz gezi videosu yapalım. Hadi eyvallah.